Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bu videoda sizlerle kedimle bir günümü çektim. Benden sıklıkça istiyordunuz bu videoyu çekmemi. Ve sonunda karşınızda. Ta-da-ta-dam. Şakir, gel ve buraya seni sevenlere merhaba de. Çabuk. Şu an yemek yemekle meşgul. Gelin onu basalım. Günaydın. Mamalar bitti. Değil mi? Suyunu ekleyelim, mamanı ekleyelim ve kumunu temizleyelim. Oh maşallah. Tepe yapmışız kumu. Öncelikle suyunu döküyoruz. Her gün mutlaka taze su. Yıkayalım kabımızı da bir güzel. Değil mi? Ayağımın dibinde beklersin tabii. Yersen önceden böyle boşaltırsan mamanı. Sen çok obur oldun ya. Ne yapacağız seninle bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar, çünkü kediler kısırlaştırıldıktan sonra kilo almaya eğilimli olurlar. Ben de sırf bu yüzden kedime kısırlaştırmış kedi maması aldım. Yani kilosunu biraz dengelemesi için. O da şu. Propylon'un bir maması. Somonlu. Burasında çıt çıtı var. Hava almasını önlüyor en azından. Ve taze kalmasını sağlıyor mamanın. Ve şöyle de bir ölçeğim var. Sürekli bu bardakla koyuyorum. Daha fazla vermemek adına. Evet. Bakalım, afiyet olsun sana. Mama güzel mi Şakir? Hoşuna gitti mi? Şakir Bey mamasını yerken biz de kumumuzu temizleyelim. Ben şöyle buzdolabı poşeti alıyorum arkadaşlar. Orta boy alıyorum genellikle. Bununla Şakir'in kumunu bu şekilde temizliyorum. Daha pratik oluyor benim için. Evet. Her sabahki rutinimiz. Ne güzel başlamak için birebir arkadaşlar. Bu arada kedinizin tuvaletini temizlerken buna da dikkat edin. Çünkü kedinizin tuvaleti sağlığının göstergesidir bir nevi. Yani tuvaletinden sağlığın nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kedi kumlarında şöyle bir sorun var. Diyelim ki topaklanmıyor ve aldığınızda şöyle dağılıyorsa küçük küçük parçalarla, şu an gördüğünüz gibi. Bunları kurumasını beklemeniz lazım. O tuvaleti yeni yaptığı içindir. Topaklanmamıştır hem henüz. Çünkü daha ıslaktır. Normalde kullandığım kedi kumundan çok memnunum ben. Lindo Cat kullanıyorum. Mesela daha önceden yaptığı tuvaletini gayet güzel topaklamış ve hiç dağılmıyor gördüğünüz gibi. Bu da temizlememde yardımcı oluyor bana, çok dağılmaması. Ben kumunu genellikle fazla koymaktan yanayım. Az koyduğumda, çünkü benim kedim dibine kadar kazıyor. Bu sefer kazdığı için idrarı yapışabiliyor kedi kumuna. O zaman çıkarmam çok zor oluyor. O yüzden kedi kumunu fazla koyuyorum. Hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz Şakir? Bakım zamanı değil mi? Tırnak bakımı. Ve matımız. Bir de en sevdiğin neydi bu? Bununla ne yapıyorduk? Bununla taranıyorduk anneciğim. Hatırladın mı? Hadi bakalım taranalım. Tarağı yanına koyuyorum ilk baş. Direkt böyle hemen onu taramaya başlamıyorum. Bir koklasın. Kendini ona hazır hissesin. Ondan sonra taranmaya başlayacağız. Bir tane.
yapıyoruz? Evet, tırnaklarımızı kesiyoruz. Tırnaklarımızı kesmeden önce ne yapıyorduk? Malt alıyorduk. Seviyoruz maltı. Maltı çabuk sıkılıp gitmemesi için veriyorum ama az tattırıyorum. Asıl maltı verme sürecim tarandıktan sonra vereceğim. Çünkü tüylerimi taradıktan sonra çok yalanıyor. Şimdi bence güzelce tırnaklarımızı kesebiliriz. Değil mi aşkım? Bana ilk baş patini ver. Evet. Şu an gülüyor. Ötekini de. Biliyorum patini bastırmanı sevmiyorsun ama böyle şeyler olacak maalesef. Tırnak kesme işlemimiz gayet güzel tamamlandı. Şimdi taranma zamanı. Şu an Şakir tüy dökme döneminde aşırı derecede tüy döküyor. Yani o yüzden tararken ben süpürgeyi yanımda bulunduruyorum. Taramam bittikten sonra hemen odayı süpürüyorum. Aşırı derecede tüy dökümü oluyor çünkü odada. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Bunlardan geçenlerde ne yaptık Şakir? Bunlarla geçenlerde bir tane daha kedi çıktı içinden tüylerin. Tüylerimizle bir kedi yaptık. Hatta şöyle resmini buraya koyayım, siz de görün. Biz bayağı eğlendik. Şakir kendi tüylerinden oluşan kediyi bile kıskandı. Çünkü kendisi çok kıskanç arkadaşlar. Azıcık da göbeğini tarayalım mı Şakir? Göğsünün altına pek bastırmayın arkadaşlar. Çünkü orada memeleri var. Onları kesmek hiç istemezsiniz. Ay, benim bile canım yandı şu an düşününce. Bebeğim. Yeter mi bu kadar taranma? Taranmamız bitti. Şimdi üstteki tüylerini, kalan tüyleri yüzeysel olarak bu şekilde alıyorum. Hadi bakalım. Oyun zamanı. Güzel bir uslu durduğun için sana aferin. Çekme. Bence bu kadar yeter Şakir. Herkesin göz önünde yedin yani. Hiç utanma yok sende ya. Evet, Şakir'e böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Dışarıya bakıyor buradan. Kaliferin üstüne şöyle bir tahta parçası koydum. Hem üstünde yatıyor hem dışarısını izliyor. Tel var ama buradayken gözümün önünden ayırmıyorum. Çünkü bu telleri şöyle istediği zaman ittirip gayet kolay biçimde açabilir. Ama onu daha keşfetemedi. Açabileceğini bilmiyor. Benim asıl korkum kuşlar ve güvercinler. Evlerin üstünde bir sürü güvercin var ve sürekli camların önüne gelip konuyorlar. Yani şuralara. Şakir de buna uyuz oluyor, ayar oluyor ve onları sürekli kovalıyor. Değil mi aşkım? Ay çok yaşa bir tanem. Hapşurdun mu sen? O ağzını yerim senin. Çok yaşa. Öyle çıkamazsın, zıplaman lazım. Her zamanki gibi zıplıyorsun ya hani. Zıplıyorsun ya. Sen şapşik misin acaba Şakir? Nasıl çıkmayı düşünüyorsun öyle? Acaba? Hı? Evet çıktık şu an yatıyoruz. Ben şimdi kendime Nescafe yapıyorum. Şakir'imiz de şu an keyfi gayet yerinde yatıyor. Az önce uyuyordu ama şimdi uyanmış. Buyurun Şakir Bey. Kahveniz hazır efendim.
Güvercinleri kovalama telaşı başladı yine. Şakir'i gün içinde kendi haline bırakırsam sürekli uyuyor. O yüzden onu kilo vermesi ve onun aktif olması için onunla oyun oynamam lazım. Bu en çok sevdiği oyuncak. Yani şöyle bayağı bir seviyordu değil. Nefret edercesine parçalıyordu onu. Paramparça etti. Bunun peşinden koşmayı çok seviyor. Şimdi birlikte koşacağız. Onu biraz koşturtalım. Hadi gel bakalım. Sen bulunduğun kabın şeklini mi alıyorsun? Buhar ne? Nasıl girdin oraya o koca totonla? Tontiş misin sen? Islak burun. Yani bir kutu görmeyi versin hemen damlıyorsun içine. Çok seviyorsun. Şakir'le bizim bir günümüzü izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve bu arada Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın de Şakir. Bye bye.